Erdal abi sen nasıl yorumluyorsun karşılaşmayı? Hakemden bağımsız. Yani e, Trabzonspor'un kesinlikle hakem meselesine girmemesi lazım. Umarım Abdullah Hoca o meseleye girmez. Yönetimde girmez. Hiçbir şekilde o meseleye girmemek lazım. Ama memleket rahatlamıştır umarım. E, i̇stiyordu memleket böyle bir şey. Umarım herkes mutludur. E, buna ihtiyaç vardı. Yani, böyle bir beklenti. Öyle nasıl... bir algı oluştu. Öyle bir algı oluştu. Buna ihtiyaç vardı. Ne? Umarım herkes rahatlamıştır. Yani, yani gerçekten e, video... Kameranın Trabzonspor lehine çalıştığına inanan arkadaşlar umarım rahatladı, herkes rahatladı. Umarım Trabzonspor buna girmez, bu konuya girmez, Abdülhoca da girmez. Sorun hakem değil, bu maçı hakeme rağmen kazanabilirdi Trabzonspor. Cüneyt'in ee, bahsettiği konu temel problem ama e, hocadan da artık şöyle bir talebimiz var. yani Yusuf Erdoğan sahaya her girdiğinde Trabzonspor'un oyun aklını çok fazla düşürüyor. Ya, taraftar haklı olarak artık görmek istemez yani yeter, devre arası. Sezon başı bir Ankara Gücü muhabbeti vardı, olmadı. Ama artık olsun. Yani yani herhangi bir genç oyuncu böyle şey cümleler kurmayı hiç sevmem. Ama gerçekten hem takımın oyun aklını hem taraftarın oyunla olan ilgisini koparıyor. Ee, yani oyunu uyutayım bu bu iyi bir şey değil. Tam tersi orada hücum etmediği için gol yedi Trabzonspor. Yani sen Konyaspor gelmiyor, o zaman oyun ortada dönsün, top oraya gitsin, buraya gitsin. Sen gitmezsen o bu sefer gelmeye karar verir, gelmeye karar verdi Konyaspor. E i̇ki kere geldi, gol oldu. E, i̇lk kere bir tane geldi. Orada o oyun ilk kere 2-0 bitse muhtemelen daha çok direnci kırılacaktı. Bir ders maçı. Her anlamda herkes için bir ders maçı. E, olacak böyle maçlar olur. Normalde Konya Spor'a 2-2 beraber kalırsın ama bu maçı Trabzonspor çok rahat kazanabileceği bir bir puan kaybetti. E, yani o açıdan üzüntülebilir. Yoksa Konya Spor'la beraber kalınabilir. Hala eksikleri var. Çok eksikleri var Trabzonspor. Orta saha durunca... Yani dinamizm durunca ben mesela şeyi bekledim bugün. Şeyi çok merak ediyordum bugün maçta. French Faroş maçındaki o hareketli ilk yarı bugün olur mu? Bravo. Onu arıyordum. Orada da şöyle demiştim. İki ihtimal var. Bir, French Faroş'un e, çok şey gelmiş olması. Liderliği. Lider, lider gelmiş. gelmiş. İki, Yusuf. Mesela galiba Yusuf. Evet Yusuf çok kötü şutlarda falan ama bütün o pas hareketliliğinde ne Umut'un ne e, Gomez'in yapabildiği duvar olma işini yaptı Yusuf o gün. Yani bütün o pas hareketlerinde özellikle Abdülkadir'e yaklaşmalarında hep e, o alıştığımız 3 sene önceki pas oyununu görebildik. E, yani o, o, o oyun aradığı oyun şimdi hani sezon başından beri bir oyun arıyor ya. Bence French Barış maçının ilk yarısı. O oyunu nasıl sürdürülebilir hale gelir onu düşünmesi lazım Sabrospor'un. Şimdi önünde epey bir zaman var. E, hakem meselesi dediğim gibi yani böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Hayırlı uğurlu olsun. iyi oldu. İsabet oldu. Peki orada tabii ünlemli bir Yok e, oldu. de İhtiyacı vardı var mı böyle bir şey. Talebi vardı. Ülkenin talebi vardı böyle bir talebi. Ya uzun vardı. zamandır var senin var. de bu konuda bir şikayetim vardı, dile yani, getiriyordun. Talebi vardı ülkenin. Herkes rahat ettiği inşallah. Çok şey de oldu. Hani bir o kaleye bir o kale herkesin rahat edeceği bir pozisyon oldu. Ergin Aslan Evet. E, böyle ben hakemlik yaparım. Hep söylüyorum. Ben her hafta zaten anlatmaya çalışıyorum. VAR yönettikten sonra 3 pozisyonda 5'er dakikadan 15 dakika falan durdu oyun. Ben Avrupa'da da izliyorum maçları. Hepimiz izliyoruz. Böyle herhangi birimiz yaparız orta hakemlik ya. Biz zaten, Toplamda maç. Ya yaparız abi. Ne olacak şimdi? Görüyor Birinci. mesela. Trezege'ye yapılan penaltı var değil mi? Ayakta vardan gel. Görmüyor mu şimdi onu? Görüyor. Niye vermiyor? Bekliyor. Şimdi sen ben de yaparız mesela. Ama biz bunların zaten iyi hakem olmadığını sürekli anlatmaya çalışıyoruz da bazen ikna edebiliyoruz bazen edemiyoruz. iyi hakem olup olmadıklarını. E, değiller işte yani. Zaten Dünya Kupası'nda bir tane hakemin yok. Belli. Şimdi bir Trabzonsporlu'nun 4 dakikada neler konuşulduğunu duymak isteyişi çok doğal. Ve orada neler olduğunu gerçekten bak, anlamıyoruz bak şimdi biz. Yani onun bize anlatılması gerekiyor ki biz de daha doğru yorumlar bak yapalım. Ben hep şunu anlatıyorum. Konunun Trabzonspor'la falan ilgisi yok. Galatasaray'la Beşiktaş'la Ali Palabıyık meselesini gördük. Şimdi bundan. orada düdüğü çalan İlhan Palut değil. Ya da işte Galatasaray Alanya Spor maçında e, veren Faroli değil. Şimdi bunlar bunlar kötü hakem abicim. Bunlar kötü hakem. Şimdi sen ben de yönetiriz ne var? Kendi inisiyatif almıyor ki. Gezelim sahada bir fizik kondisyon yükleyelim, depar atalım. Nasılsa izleyenler oradan söylüyor yani bize ne olup olmadığını. Hop al parayı otur aşağı yani. Çok bir şey yok yani. Nasılsa ceza da yok, yaptırım da yok. 3 hafta 5 hafta dinlenme onlar da hikaye biliyorsun. Onlar da hikaye. 100 üzerinden 25 alan hakem maça atanıyor. Kötü rapor olan maçı atanıyor. Yani hakem konuşmasın ülkede diyor nasıl konuşmasın? Şimdi bu gerçek unsuru değil mi abi Türk futbolunun? nasıl konuşmayalım? İki yani diğer tarafını evet yani Trabzonspor'da normalde 2-0 öne geçtiğin zaman Konyaspor'la Spor'la iç sahada alman lazım ama şimdi karşında Konyaspor'un ben Fenerbahçe maçını da hatırlıyorum. Konya Konyaspor'un Galatasaray'a Aslan Tepe'de neler yaptığını da hatırlıyorum. Hı hı. İyi takım. Çok iyi takım. Bakma o Vaduz'a abuk subuk şekilde elenmese bugün 5 takımla devam ediyorduk. Evet. Bugün eğlenceliydi Konya Di abi zaten bak oyun olarak, olarak Konya, Konya her oldu. zaman iyiydi. Konya dirençli takım. Galatasaray maçında da mesela. Ma oyun olarak çok iyi. Bir bölümündeydi. Ma ma maçtan önce de dedi Abdullah Hoca dedi ki çok iyi savunma yapıyorlar. Evet zaten onu gösterdiler. Ve mesela Yaklaşık bir 35-40 dakika rakip yarı alana çıkmadı evet. desem abartmış evet. olmam yani. Endiri çekicinin eksikliği bile. O ya da doğru, oyuncu bile. Şeydi, Atıra, Galatasaray maçında da o sakatlarıp çıkıyor. Muhammed. Doğru, doğru, Muhammed. De. Muhammed önemli önemli de oyuncular. Trabzonspor için daha dezavantajdır. Muhammed olsaydı daha rahat ederdi stoperler. Çünkü güçlü stoperlerle mücadele etmekte zorlanıyor Trabzonspor stoperleri ama bugün o Galatasaray maçındaki Konya Spor yoktu. O açıdan Trabzonspor daha kazanmalıydı. Mutlaka kazanmalıydı. Şöyle Galatasaray'ın bazı maçlarda Oyun zaman yapısı da müsaade etti et, ki Galatasaray her ne kadar çok ki Beşiktaş maçıyla onu tolere etti de sezon buraya kadar tatmin etmese de bazı maçlarda patladığı dakikalar var Galatasaray'ın. Patlıyor yani 15-20 dakika patlıyor. Birçok maçı da son 5-10 dakika öyle kazandı. Trabzonspor'da o mesela geçen senenin ilk yarısında ki e, ikinci yarının da ortasına kadar gelen bir patlama oyunu vardı. Onu göremiyoruz. Yok o yok. Sene. Canım. Yani o geçen sene 7-8 maçta sezonun sonuna doğru devam eden. Hatta ben e, sezon başlarken Trabzonspor umarım bıraktığı gibi başlamaz demiştim. Hı hı. Bu şeyden nasıl ya şampiyon bıraktı. Hayır onu kastetmedim. Tabii şampiyon bıraktı. Oyun olarak e, bıraktığı gibi başlamaz dedim. Şeyi hissettirmesi lazım. Mesela kime? Fenerbahçe'ye. Şimdi Galatasaray için o örneği verdiğim için Trabzonspor'a da vereyim. Fenerbahçe'ye hissettirmen lazım bu ligde. Bu hafta itibariyle. Şimdi evet. ben Galatasaray'a bakıyorum, Beşiktaş'a bakıyorum. Fenerbahçe'ye bunu hissettirebiliyor musun? Bir dakikayı. Şimdi Galatasaray, Başakşehir'de yenerse, hissettirmiş hani, O yarım saatlik evet. tempoyu orada da yaparsa, hissettirir yani. Neticesi o hissettirir yani. Şu an hani Beşiktaş onu hissettiremedi. Ee, Trabzonspor da hissettiremiyor. Ee, hoca e, biraz şey yani e, nasıl olsa tolere ederiz havasını hissediyorum ben hocada. Yani çünkü takım iyi, iyi bir takım, iyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Ee, ama iş işten geçme durumundan sonra sıkıntıya gidebilir bu. Çünkü niye söylüyorum bunu? Şimdi ciddi rotasyon oldu sezon başında takımda. Gidenler, gelenler, bir sürü adamlar işte alındı, satıldı vesaire. Şimdi Şampiyonlar ön elemesinde hadi elendin dedin ki olmadı falan filan. Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkamadın kadro. Üçüncü oldun. İyi yani ben bence isabet oldu da hani teorik olarak söylüyorum oradan. Şimdi burada da ligin en bir 12. haftası falan Ama oynarken olmasaydı tartışıyor Tabii şarkı. puan olarak geride kalıyorsun. Kopmazsın da. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Fenerbahçe şimdi iki tane iç maçı oynayacak. Beşiktaş'la on yapıyor. Bak. Hop. Şimdi bunlar e, birkaç hafta sonra Psikolojik olarak da hani yetişememe e, şeyine... 12-15 olunca artık şey. psikolojik olarak kopmuş olur. Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı. Listede 4 isim var. Bordo Mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimden 4 transfer talep etti. İşte Trabzonspor'un listesindeki o isimler. Sezon başladıktan sonra Visca ve Dorukan'ın sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı özellikle sağ kanattaki soruna bir türlü çözüm bulamadı. Bek rotasyonunda da elinde oyuncu bulunmadığı için sürekli Larsen Eren Elmalı ikilisini oynatmak zorunda kaldı. Avcı, Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadroyu daha alternatifli bir hale getirmek istiyor. Bu doğrultuda gözler tamamen yerli isimlere çevrildi. Çünkü yabancı kontenjanı dolu. Efecan ve Onur Bulut. Sağ tarafa düşünülen isim Efecan Karaca. Daha önce iki kez fırtınanın kapısından dönen Alanya Spor'un kaptanı konusunda nabız yoklanacak. Sağ beke ilk aday, Kayseri Sporlu Onur Bulut. Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor dolayısıyla maliyeti uygun olabilir. Sol bek için Beşiktaş'tan Glagov'a giden Rıdvan Yılmaz'ın kiralanması gündeme gelirken, İskoç ekibinin istediği şartlar araştırılıyor. 2019'da Alanya Spor'un Stuttgart'tan transfer ettiği Umut, çıktığı 70 maçta 4 gol atıp, 4 asist yaptı. Umut güneş listede. Kanat ve bek rotasyonunun güçlendirilmesi durumunda orta alana da bir takviye yapılabilir. Listedeki futbolculardan biri, Umut Güneş. Almanya doğumlu ve 22 yaşındaki Umut, bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada forma giydi. Orta sahada dinamizmiyle dikkat çeken ve sol ayaklı genç yıldızın, Alanya sporlu olan kontredi Haziran ayında sona eriyor. Trabzonspor, ara dönemde minimum 2 transfer gerçekleştirmeyi hedefliyor. Beşiktaş'tan Glagov'a giden sol bek Rıdvan, İskoç ekibinde istediği şansı bulamadı. Son dönemlerde A milli takıma çağrılan Onur Bulut'un, Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Avrupa'da Türk kulüplerinin altın sezonu. Avrupa futbolunda adeta altın sezonumuzu yaşıyoruz. Ülke sıralaması açısından hayati önem taşıyan bu sezonda, unutulmaz bir performans sergiliyoruz. İlk kez 4 takımla Şubat ayını göreceğiz. 10.800 puanla tarihimizde en çok puan topladığımız 2012 ila 2013'ü 10.200 geride bıraktık. 55 ülke içerisinde İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'dan sonra bu sezon en çok puan toplayan ülkeyiz. 20. başladığımız sezonda daha grup aşamasında 8 basamak birden atladık ve 31.100 puanla 12. liye kadar yükseldik. 2024 ila 2025'te devler ligine direkt katılım için gerekli olan 11. liyi kapmamız artık an meselesi ve hatta 10.luğa da gözümüzü diktik. Çünkü üstümüzdeki 11. Sırbistan ve 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık tek takımları kaldı. UEFA ülke katsayı sıralamasında geçen sezonu 20. tamamladığımız için 2 sezon sonrasındaki Avrupa kupalarına katılımımızı ilgilendiren 2022 ila 2023 sezonu, hayati derecede önem taşıyordu. 5 takımla başladığımız bu sezonda tek fireyi Konyasporla verirken, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Sivas Spor ve Başakşehir'de Konferans Ligi'nde gruplarından lider çıktı. Trabzonspor'da Kupa 2'de 3. olarak Kupa 3'te yoluna devam ediyor. Tarihimizde ilk kez 4 takımla şubat ayını göreceğiz. Ne kadar teşekkür etsek az. Geçmişte bize puan kazandıran tüm takımlarımız gibi bu sezonki temsilcilerimize de ne kadar teşekkür etsek az. Onlar şu an ülke futbolunun geleceğini kurtarıyorlar. Bu haftaki 4 karşılaşmamızdan bonuslarla birlikte 3600 gibi inanılmaz bir puan kazandık. An itibarıyla daha grup aşamasında 10.800 ile tarihimizde en çok puan topladığımız 2012 ila 2013'ü 10.200 geride bıraktık. UEFA'daki 55 ülke içerisinde, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'dan sonra bu sezon en çok puan toplayan 6. ülkeyiz. 20. başladığımız ülke sıralamasında toplamda 31.100 puanla genel tabloda 12. liye kadar yükseldik. Eski günlere dönmek için. Açıkçası bu kadarını hayal bile etmiyorduk ama başardık. Gelecek sezon ne yazık ki Avrupa'da 4 takımla temsil edileceğiz ve Avrupa Ligi'nde takımımız olmayacak. Tekrar Avrupa'da 5 takımlı günlere dönmek ve 2024 ila 2025 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzu direkt Devler Ligi gruplarına yollamak adına 2022 ila 2023'te en az 11. sırayı almamız şart. Bu hedefe çok yaklaştık ve hatta 10. sıraya bile gözümüzü diktik. 9 ülkeden biri konumundayız. Grup aşamasından sonraki eleme turlarında da gaza basmaya devam edersek, bu da mümkün. Çünkü en büyük avantajımız, listedeki tüm ülkeleri baz aldığımızda, 4 ve daha fazla takımla, yola devam eden 9 ülkeden biri olmamız. 31.785 puanlı 11. Sırbistan, Konferans Ligi son 16 playoff'una kalan Partizan ile 33.600 puanlı 10.luk koltuğunda oturan Avusturya'nın Avrupa Ligi son 16 playoff'una kalan Salzburg, Avrupa'da tek takımları kaldı. Çok takım, çok puan demek. Arkamıza baktığımızda da 13. İsviçre'nin, Konferans Ligi son 16 playoff'una kalan Basel ve 15. Norveç'in, Konferans Ligi son 16 playoff'una kalan Bodo Glim tek temsilcileri var, 14. Çekya'nın ise hiç takımı yok. Ülke sıralamasında son 30 yılda en iyi derecemiz, 2000 ila 2001 sezonundaki 7.lik. Türk futbolunun bu yerlere ulaşmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki, bu sezon ve gelecek dönemde bu performanslarımızı, çok takımla, devam ettirelim, Süper Lig mücadelesi sırasında Avrupa'yı ikinci plana atmayalım. Konu aslında çok basit, ne kadar çok takım, o kadar çok puan. 2023 ila 2024'te Avrupa Kupalarına katılım, 20. sırada tamamladık. Lig şampiyonumuz, Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu. Lig ikincimiz, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu. Türkiye Kupası Şampiyonu, UEFA Konferans Ligi 2. Öneleme Turu. Lig 3.'ümüz, UEFA Konferans Ligi 2. Öneleme Turu. 2024 ila 2025'te Avrupa Kupalarına katılım, eğer 11. olursak. Lig Şampiyonumuz, Şampiyonlar Ligi Playoff. Lig 2.'ümüz, Şampiyonlar Ligi 2. Öneleme. Türkiye Kupası Şampiyonu, Avrupa Ligi Playoff. Lig 3.'ümüz, Konferans Ligi 3. Öneleme. Lig 4.'ümüz, Konferans Ligi 2. Öneleme. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzon Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Bordo Mavili Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Büyükekşi, ziyareti sırasında Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Zeyat Kafkas ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Büyükekşi'ye, TFF İcra Kurulu üyeleri ve Başkan Vekilleri Yusuf Günay ve Yalçın Orhan, TFF İcra Kurulu üyesi Müslüm Özmen ile TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali eşlik etti. Ziyarette Ağoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraberindekilere plaket verdi ve Trabzonspor forması hediye etti.